Evet, Afyonkarahisar'da Lider Otoservis'teyiz. Yanımızda Cafer Güzgü Bey var. Burada otomobillere dair neler yapıldı, neler yapılabileceği ve Afyonkarahisar'da ne gibi hizmetler verilebileceğini konuşacağız. Efendim Cafer Bey hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Efendim öncelikle kendinizden biraz bize bahsedebilir misiniz? İsmim Cafer Güzgü. Lider Ototeknik Servis şirket ortağı, aynı zamanda servis yöneticisi olarak görev yapmaktayım. Lider Ototeknik Servis 2007 yılında Afyon'da ilk marka bağımsız özel servis olarak kuruldu. Faaliyetlerimiz içerisinde araçların bakım onarım, arızacılık, boya, kaporta, egzoz emisyon ölçümü, lastik sökme takma, akü ve lastik satışıyla hizmet vermekteyiz. Efendim Türkiye'de ilk olarak burada yapılan bir uygulama olduğunu söylemiştiniz. Biraz bize bundan bahsedebilir misiniz? Hangi otomobiller, hangi markalar yararlanabiliyor? Bundan da bahsedersiniz. Tabii ki. Biz Euro Repar Car Servis olarak faaliyet gösteriyoruz Afyonkarahisar'da. Euro Repar Car Servis nedir dediğiniz zaman Fransa'da 1500, Avrupa'da 5000 servis ağına sahip, Türkiye'de henüz yeni yeni yapılanmayı tamamlamak üzere olan, her marka araca hizmet verebilen marka bağımsız bir servis. Efendim bu ağın ne gibi faydaları var araç sahiplerine? Tabii ki araç kullanıcıları daha güvenilir, kaliteli hizmet alabildikleri noktalardır buralar. Network ağıyla Afyonkarahisar'da sizin aracınıza yapılan herhangi bir onarım işlemi farklı bir şehirde tekrar arızaya sebep verirse bu işlemin garanti kapsamı içerisinde devam ediyor olabilmesini sağlamaktadır. Yani herhangi burada bir yağ değişimi gerçekleştirirse diğer araç sahibi Eskişehir'e gittiğinde ne yapıldığını o araca öğrenebilecek. Doğru tabii, mudur? Tabii aynen öyle. Araçların histori görüntülerini dediğimiz geçmişine yönelik daha önce ne işlemler yapıldığı yönünde bilgi sahibi olabilecekler. Yani bu da aslında ikinci el otomobil sahipleri için bir avantaj. Doğru mu anlıyorum? Kesinlikle doğru. Sonuçta kullanılan yedek parçanın, kullanılan malzemenin garantisini satın alıyorsunuz. Bu anlamda çok önemli. Efendim burası ekspertiz işlemleri de yapan bir yer. Bu konuda da bize bilgilendirebilir misiniz? İkinci el noktasında ekspertiz olarak nelere bakılıyor ekspertizde? Tabii ki. İkinci el alım satım ticaretiyle ilgili yayınlanan yönerge ile birlikte 13.805 TS hizmet yeterlik belgesine sahip olan işletmelerde oto ekspertiz hizmeti alınabiliyor. Şimdi araç satın almak isteyen kişi aracını beğendikten sonra, fiyatında anlaştıktan sonra aracı bize getiriyor. Biz gerekli kayıt işlemlerini yaptıktan sonra aracı boya, kaporta, mekanik, alt takım, fren testi, yanal kayma, süspansiyon testi ve motor performans testine tabi tuttuktan sonra işlem tamamlandıktan sonra araç alacak olan kişiye bilgilendirme yapıyoruz. Ayrıca artık yeni yasa gereği ikinci el araçlarda 12 yaş üzeri ve 160 bin kilometre üstü araçlarda bu zorunlu hale geldi. Ekspertiz hizmeti verebilen işletmelerde TSE'nin Türk Standartları Enstitüsü'nün 13.805 hizmet yeterlilik belgesi olma şartı aranıyor. Nedir bu hizmet yeterlilik belgesi? Hizmet yeterlilik belgesi, TSE bize bu belgeleri verirken bir takım şartları tabi tutuyor. Çalışanların mesleki yeterlilik bilgileri, kullandığımız ölçü ve tartı aletlerin kalibrasyonu, chat raporu, atık yönetim planı, gürültü, aydınlatma ve toz raporları gibi hizmetleri yerine getirebilen işletmelere hizmet yeterlilik belgesi veriyor Türk Standartları Enstitüsü. Efendim, o sizin gibi uzmanı bulmuşken şunu da sormak isterim. İkinci el otomobil alım satımlarında nelere dikkat edilmeli? Yani araç sahipleri, araç sahibi olmak isteyenler aslında neye dikkat etmeli aracı alırken? Ya bu son derece önemli bir konu. Şöyle ki insanlar artık bir takım tasarruflarını, birikimlerini doğru noktada değerlendirmek isteyeceklerdir.
Doğru hizmet verebilen noktalardan hizmet almalarını tavsiye ediyorum. Ne gibi tavsiyeler efendim bunlar? Bize açabilir misiniz? Açmak gerekirse, ya bugün sayı çok arttı. Yani herkes artık hizmet yeterlik belgesini alabiliyor. Burada tecrübe çok önemli. Yani aracın baktığınız zaman motorunda yağ kaçağı var mı? Turbosunda herhangi bir sorun var mı? İnjektöründe bir sorun var mı? Boya ve kaporta değerlendirmesinde yanılgılar olabiliyor. İşte bunun önüne geçmek için doğru yerden hizmet almak lazım. Efendim, bize kış bakımlarından, otomobillerin özellikle kış bakımlarından nelere dikkat edilmesi gerektiği, neler yapılması gerektiği noktasında bilgi verebilir misiniz? Tabii ki. Yaklaşan kış mevsimi nedeniyle araçların bir takım kontrollerden geçmesi gerekecek. Motor soğutma sıvısı, antifriz tabir ettiğimiz sıvıların kontrol edilmesi, derecelerin yaşadığımız şehre uygun olup olmadığı, özelliğini kaybedip kaybetmediğini, işte lastik tekerleklerin değişim zamanı, silgi süpürgeleri son derece önemli, frenlerin kontrol edilmesi, akülerin kış şartlarında suhuneti azaldığı için yolda bırakma ihtimali var. Bu kontrolleri yaptırırlarsa kışı rahat geçirirler diye düşünüyorum. Efendim, dediğiniz gibi kış geliyor, gerçekten yollarda kaygan olacak. Evet. Lastik değişimlerinde dikkat edilmesi gereken bir nokta var mı? Tabii ki var. Yani lastiğin, kauçuğun bir ömrü var. Üretici firmaların tavsiye ettiği 4 yılda bir ya da 60 bin kilometrede lastiğin, lastik tekerleklerin değişmesini tavsiye ediyorlar. Burada aranacak husus diş derinlikleridir. 3 milimin altına indiyse aracın diş derinlikleri, lastikleri mutlaka değişmelerini tavsiye ediyoruz. Çünkü güvenlik her şeyden önemli. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Çok sağ olun. Evet, Afyonkarahisar'da Lider Otoservis'teydik. Burada uzmanından çok önemli bilgiler aldık. Hem de kış ayına doğru gidiliyor. Araç bakımları noktasında gerçekten önemli bir dönemdeyiz. Uzmanından bilgileri aldık. Sizinle paylaştık. Bizimle kalın. Afyon Post'ta kalın.